Evet, bugün Paris'e gidiyoruz. Ebru'cum günaydın. Günaydın. Sabah 6'da evden çıktık. Her şey mükemmel gitti ve bütün kontrolleri hepsini 6.30 itibariyle tamamladık. Daha şu 2 saat var. Evet, şu anda da Atakan'ın güzel bankası. Vakıfbank'ın bize sağladığı Vakıfbank'ımıza teşekkür lunch ediyoruz. hizmeti. Evet, gerçekten. Buradan Vakıfbank'a bir teşekkür. Reklam Ücretsiz, olsun. evet, Ben burada reklam olsun. salata reklamı geç koymak düşünüyorum. Ücretsiz lunch hizmeti veriyor burada böyle. Yılda 4-5 kere. Etrafı da çık istiyorsan. Neredeydik kız biz? Denfert falan filan öyle bir yerdeyiz. Tren istasyonu böyle. Nereye gidiyoruz? Lüksemburg tren istasyonuna gidiyoruz. Burada one way ticket 2 euro. Doğru değil mi? 2,20. 2,20. Böyle bir yer. Evet, otelimize geldik. Otel Design Design Sorbonne Otel. Evet, burası Sorbonne Üniversitesi. Biz şu en tepede kalıyoruz. Şurada da bayağı ders yapan öğrencileri falan görüyoruz. Gerçekten tam üniversitenin karşısı. Şimdi şurada bir ne vardı? Pantheon var. Pantheon, evet. Onun arkasında şey Notre Dame'ın şeyi varmış, kilisesi. Öyle bir ileri sol yapınca da Louvre Müzesi var. Evet, burası Pantheon. Şimdi fiyatlara bakacağız. Burası ortalama bir restorana benziyor. Mesela Kokteyller 8,5 euro gayet. Cappuccino sanırım 5,5 euro. Koperto var mı burada? 3,40 euro sanırım. 3,40 kişi başı şey var, koperto Aynen var. Kişi başı. Yemek olarak ne var? Biralar 4,5-9 euro Şu falan. Pilatlar herhalde yemek. Fish and chips mesela Aynen. 15 euro, biraz pahalı. Tabii, somon 12. Tatlılar mesela Creme brulee 8 muz euro. 8, creme brulee 8. Böyle sağlam yemekler bunlar herhalde. Fish and chips falan kadar, mı? O kadar, aynen. Şu an üniversitenin oradayız. Burada çok ilginç bir şey var. Picard diye bir tane dükkandayız. Burası buradan hazır yiyeceklerinizi alıp satın alıyorsunuz. Burada sadece şurada, donmuş şeyler var. Aynen, mikrodalga fırınlar var. O 20 tane falan mikrodalga var. Millet orada ısıtıp yiyor. Hamburgerler var, şeyler, çorbalar var falan, tatlılar var. Evet, Paris'in Salı pazarındayız. Salıpa. Evet. Çok bir numarası yok. İşte meyveler, sebzeler. Bu arada... Ha? Bu arada marketlere girdik. Tabii ki de milyonların beklediği market evet. fiyatları videosu gelecek. Aynen, milyonlar bekliyor. Bak burada gel. Ha, et. Ha. Bunlardan inanılmaz. Krem karamel 3. Krem brûlée 3 euro. Alalım mı yolluk? Yolluk. Aa, kişiler var bak 3 euro. Gel oradan alalım bir şey. Tamam. Aa, burası da çok sıra var bak. Bu ne? Sanırım 2018'de birinci olmuş, onu demek istiyor. Evet, Notre Dame'ın oraya geldik. Ama yandığı için bayağı inşaat halinde. Sen şöyle yolun şurada sanki daha rahat. Da burası neresi gerçi, ben bilmiyorum. Gel bakalım. Evet, Paris'in ara sokaklarındayız. Ebru'ya kiliseye girelim ama kiliseyi beğenmedi. Kilise mi Allah aşkına, boyu yok. Bir şu buna bak değil mi? Bir Notre Dame'a yani, bak bir de buna bak. Bir de özellikle İngilizce yazmamışlar. Sanki Fransızca öğrenmek zorundayız. Evet, biz yine tıkanmaya devam ediyoruz. Aldığımız şey neydi adı? Kuyi nette falan böyle bir şey. Şimdi Ebru tadım yapacak. Evet, çikolatalısından aldık. Bademli evet. var, portakallı vardı. Denata'ya benziyor fakat altı daha ıslak. Evet, ben mi yiyeceğim? Tadım yapıldı. Denata formunda ama daha ballı şekerli bir şey. İçiyor muyuz kardeşim? Evet, burası Notre Dame'ın şeyiymiş, çeşmesi. Şurası çok Saint-Michel, güzel duruyor. Saint-Michel. Metropolitan. Saint-Michel mi? Aha. Ha, pardon. Burası alt geçit herhalde değil mi? Evet. Yani hem metro hem alt geçit gibi bir şeydi. Buradan geçeriz. Evet arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın bir diyoraması var şu an karşımızda. Her yer sis ve toz bulutu. Aslında kamerada göründüğü kadar kötü değil de kamerada fotoğrafta bok gibi ya. çıkıyor. Aslında o kadar kötü Yağmurlu. değil.
O zaman insanlara fotoğraf çekmek istiyorlarsa Paris'e yağmurlu bir havada gelmemelerini öneriyor muyuz? Evet. Evet, Louvre Meydanı'ndayız. Bakalım. Buraya Perşembe günü geleceğiz. Evet, evet. Evet, saraydayız. Burası bir saraymış. Neymiş adı sarayın? Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten bahçe var, bahçe gibi. Kemeri var, 17. yüzyıldan kalmış. İsmi önemli değil canım, boş ver. Evet, günaydın. Bugün gerçekten Paris'i gezmeye başlıyoruz. Evet, dün çok yorgunduk. Evet. Bugün Paris güzel gözüküyor. Bana da güzel geldi. Dün inanılmaz yorgunluk, kasvete, yağmurla birlikte. Bak, buralar bile var sen. Evet. Birazcık Paris'e ön yargılıydık ama şu an her şey güzel. Evet. Çok iyi bir kruvasancıya gidiyoruz inşallah. Hava da sanırım bugün çok iyi geldi bana, bilmiyorum. Evet, içlikler falan giyildi, bilmem ne evet. Yapıldı. Bugün yağmur da yok bütün gün. Fotoğraflar çekilecek, videolar çekilecek falan. ondan sonra Eiffel Kulesi'ne klasik klişeleri yapmaya gidiyoruz. Kruvasan, kahve, Şanzelize, evet. Eiffel. Şanzelize. Arkadaşlar, dün konuşmuş olduğum tüm fikirleri geriye alıyorum. Paris'i çok beğendim. Çok güzel. Bir özür borçlusun şu an. Özür diliyorum buralılardan ve buranın halkından. Çok pardon. Güzelmiş burası. Daha da keşfedeceğim bakalım. Paris'in sokaklarını, yollarını çekiyorum. Burası Chapelle. Dün de gelmiştik buraya. Çektiğimi hatırlamıyorum ama giriş 11 euro. Çok güzel görüntüler var. Evet, dün Sisli'yken çekmişim buraları. Bir daha çekeyim. Şu ileride Louvre var. Tekrar gösteriyorum. Biz böyle bu tarafa, burası ikinci bölgeymiş bu arada. Böyle 20 dakika falan gideceğiz kruvasan için. Ha, bu nehir mi ayırıyor? Aha. Burası bir ada, arkası bir ada. Dün eve çok yakın diye yorgunluk da var. Bir tane Tokyo restoranına gittik, Japon restoranı. Evet. Orada gerçekten çok güzel suşiler falan yedik. İlk defa bu kadar güzel suşi yedim ve katsu yedik. Katsu... Suşi ve katsu tabağı 13-14'er euro falan mı? Toplam 28 euro. Toplam 28 euro verdim ben. Katsu 12, yok 18'i suşi. Ama bunlar menü bu arada. Tek başına gelmiyor. Yanlarında bunların işte pirinci geliyor. Pilav var, evet. Bir karşıya geçelim. Ne güzel kokuyor. Aha. Evet, Foot Locker diye bir yere geldik. Şu ayakkabı 40 euro. Ve Air Jordan'lar var, 14 euro. Aa, evet, bu çok güzel. Kumanın kaç para? 22 euro. Aşkım, bu fiyatlar ne böyle? Ben de anlayamadım tam. 22 euro. Tek 20 ile çarp. 440 euro. 440 TL şu ayakkabı. Evet. Şurası Nelson Mandela Parkı'ymış. Burada bir AVM var. Hala kruvasancıya gidemedik. Sokak aralıklarını çekeyim diyorum. Arabamı çekeyim. Bu da ev bu. Bayağı 20 dakikadır, 25 dakikadır yürüyoruz. Beni tutsana şurada bir. Bak, tuvalet de varmış burada. Sonunda bir tane açık tuvalet gördüm. Evet, kruvasancıya son 4 dakika. Blanjeri katıyor. Bak, nasıl katacağım. Meşhur mu? Evet, sanırım en iyi şey kruvasanlar da burada yiyor. Sanırım ya, burada yiyor. Oğlum, nasıl şimdi bakıl karıştırma. İkinci şeye geldik. Dediğimiz yer burası. Maalesef güzel görüntüler alamıyoruz çünkü inşaat var. Fransa'da aşırı inşaat var. Aldık. 3 kruvasan, bir tane peynirli garip bir şey. Evet. Hepsi 5 euro tuttu. Kruvasan çok ucuz. Buranın poğaçası olduğu için zaten. Evet. Burası en iyi yerlerden biri olarak işte 4-8 mi puan, öyle garip bir puan. Ama bence memnun kalacağız. Evet, tadım yapılıyor. Starbucks'tan venti latte'mizi aldık. Bu nasıl bir detay ya? Şimdi işte kruvasan tadımı yapacağız, onu anlatıyorum. Allah Allah. Güzel mi? Çok güzel. Bayağı güzel. Ha, diğeri çikolatalı. Tipe bak ya. Şekerli bayağı bu. Yani böyle bir... Akademisi işte, Ulusal Müzik Akademisi. Ulusal Müzik Akademisi muhtemelen konservatuvar. Değil mi? Öyle oluyor. Oha. Burada da bilim kruvasanlar. Yalnız mükemmel bir bina. Bu ne? Evet, bu nasıl bir tip ya? Allah kahretsin.
Ben böyle aşırı şarşal seviyorum ya. Bu çok şarşallı ya. Oh, ay. Bayağı iyiymiş. Yalnız şey güzel. Bayağı saçma sapan ara sokaklarda evet. Dolaşırken böyle binalar var. Hani o çok ilginç. Şu an Fransa'nın en Fransa noktasına geldik. Evet ya, şaneller şeyler. Aşırı Fransa şu an burası. Çok güzel bir yer. Burası muhtemelen yılbaşında şıkır şıkırdı ya. Değil mi? Tabii. Ama ben bu şeyi hiç beğenmedim. Bu yapı bence hiç buraya uymamış. Çok daha güzel bir şey yapılabilirdi. Evet, burada çok çok güzel bir bina bulduk. Navigasyonda bulamadım buranın ne olduğunu. Şu bu arada amcalar Louis Vuitton'un mesela Dior'un falan valeleri. İşte gelip galiba buraya arabayı bırakıyorsun. Oluyor. Aa, papa değil mi? Değilmiş. Burası galiba bir kilise. Gel bakalım neymiş. Evet, burası kiliseymiş. Gördük. İçeride çok bir numarası olan. Ama çok güzel süslemiş. Çok böyle bir dev bir kilise değil yani ama güzel, evet. Yılbaşının etkileri sürüyor, ondan dolayı güzel bence. İçeride hala böyle yılbaşı ağaçları, ışıklar mışıklar falan var. Buralarda Dior, Celine, Evet evet, burası çok ünlü. Evet, burası Yunan tapınağı şeklinde bir kiliseymiş. Yani Google'da verdiği bilgi bu kadar. Ama yani Yunanistan'da gördüğümüz herhangi bir tapınaktan, hatta Akropolis'ten falan daha büyük ve daha güzel. Evet, tam olarak dediğim buydu. Fransızların kendi yemekleri böyle büyük mekanlarda var genellikle ve fiyatlar 40-50 euro, hatta 145 euroya falan bir şeyler var. Somon, ben de 80 somon, euro et yemeği gördüm ben, evet, de. Somon bilmem ne 30 euro. İşte şey, normal et yemekleri 50-60 euroya falan var burada. Evet. Biraz abartı tabii. Ama burası gerçekten deneyim yani. Yani evlenme teklif etmeye falan buraya getirseydim seni böyle bir yere getirirdim yani. Sonra bu kadar harcama yapan bir gerizekalı ile birlikte olur muydu, kabul eder miydin bilmiyorum. Ederdim. Galiba 8. cadde aslında burası. İşte Şanzelize'ye geçiyor. Şurada Zafer Takı var. Meşhur. İşte Zafer Takı'ndan sonra şurada da şey işte o zımbırtı var. Demiryolu. Binalar çok güzel ya. Evet, Zafer Takı'na biraz daha yaklaşmışken şurada dev bir Lacoste şubesi gördük. Dedik ki biz buraya neden bakmıyoruz? Bakmalıyız. Sonra, bazen çok şaşırtıcı fiyatlar oluyor. Tax-free olacağını da düşünürsek evet. %20 daha şey yaparız. Yine burada farklı bir dil konuşulduğunu duyunca buradaki insanlar aşırı korkarak bize bakıyorlar. Neden korkuyorlarsa. Öyle. Var mı bir yorum? Yaklaşık bir saattir yürüyoruz. Çok memnunum. Beğendim Fransa'yı. Nasıl yorum? Güzel. Evet, burada garip bir bina var Louis Vuitton'un. Yukarıdan bakan Asyalı bir kadın. Binayı o şekilde yapmışlar. Değişik bir ensantane. Lacoste mağazası ile ilgili de ayakkabılar inanılmaz ucuz. 30-40 euroya yine ayakkabılar var. Aa, Apple mağazasından gel, telefon var mı bakalım. Evet, şu anda Zafer Takı'na gelmiş bulunuyoruz. Kendisi Napolyon'un zaferlerini kutlamak için yaptırmış olduğu bir tak. Adam aslan burcu ya. Yani inanılmaz gösteriş seviyor. Sadece kutlamak için bunu yaptırmış. Şehrin tam belki ona inandan yaptırmış. Olsun, önemli değil. Güneş aşırı vuruyor. Arkada tak var. Şeye gidiyoruz şimdi. Eyfel Kulesi'ne gidiyoruz. Takın üzerinde Napolyon'u taç giydiren huri tarzı bir şeyler falan var, evet. Böyle. Melekler falan var yani. Bayağı onun önüne adına yapılmış gerçekten. Paris'in orta yerine. Şimdi buradan da Eyfel yaklaşık 25-30 dakika. Takın orası bayağı turistik, çok turistik diye de çok pis. Evet. Yani hani. Kokuyor burası. Ve aslında çok da bir şey yok takta bu arada ya. Tak işte, sadece tak var. Bir de Şanzelize. Ya Paris'in, Paris'in görünmeye değer yerleri aslında görünmeye hiç değer olmayan yerler. Hani başka aslında bir şehirde olsa. Aslında Paris'in her yeri çok güzel işte, ve nizami olduğu için. Hani mesela Eiffel, tak. Gittiğinde şaşırmıyorsun yani. Güzel bir yere gidiyorsun. Hayır, bence bu ya. Milletin görün dediği yerler dışındaki yerler aşırı güzel. Ara sokakları, kafeleri, aha, caddeleri, böyle manzaraları vesaire. Ama niyeyse meşhur olan yerler garip. Hani şey gibi, Mona Lisa da aslında o kadar büyütecek bir tablo değil ama dünyanın en meşhuru mesela. Hani o kadar meşhur olması gereken aşırı tablo var. Öyle işte. Haa, Eiffel'de çekebilir miydi? Evet. Eiffel. Burası, bu
da çok kalabalık. Şu köşeye gidelim ama. Bu neymiş? Birisi GG olmuş. Kim GG? Ne bileyim ben. Hocam sendeyiz. Mutluyum, güzel. Eyfel'le ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Gerçekten bu arada benim beklediğimden büyükmüş, öyle bir şey var. Evet. Bayağı büyükmüş. Şurada garip bir şey var. Yani burada ne alaka anlamadım. Taj Mahal. Taj Mahal tarzında. Çevrede böyle. Güzel ya, çok güzel. Hava güneşli olunca çok güzel oldu buralar. Yani dünle bugün arasında aşırı bir fark var yani. Evet, burası Eyfel'in çevresi. Herkes fotoğraf çekiyor. Böyle Eyfel'in üstünü tutuyor gibi çekiyor daha çok millet. Ama herkesin aynı fotoğrafı var. Evet. Gel biraz daha böyle çevresini çekelim. Bunların kat kat paralı biliyorsun değil mi? Birinci kat atıyorum 10, 15, 20 falan diye gidiyor. Gel bakalım fiyatlara. Ne? Bak speak English deyip şey yapıyorlar ya. İsim topluyorlar, anlamadım. Do you speak English deyip isim şey topluyorlar, isim topluyorlar. Ne? Yemezler abi. Onu Roma'da yedik bir kere, yemezler. Evet, bu Eyfel Kulesi'ne çıkış fiyatları. Asansör, bu yürüyerek çıkarsan 11.30. Aynen. Allah bir anı vermiş. Şeyle asansör kullanırsan 18, bu kata kadar. En tepeye çıkarsan 28.30. Evet. Meşhur evlilik teklifinin yapılmış olduğu alana geldik. Evet, herkes şurada. Genelde geçen Messi'nin de şeyi vardı. Yapıyor. Evet. Herkesin fotoğraf çektiği balkon gibi yer burasıymış. Burayı şansa bulduk. Ebru biraz yoruldu. O yüzden oturacak bir yer arıyoruz. Ben bomba gibiyim. Evet. Eyfel'e yaklaşık 30 dakika uzaklıkta Monet'in Monet'in miydi? Monet'in biliyorsunuz çok fazla manzara resmi yapan, renklerin üstadı diye tanımladığımız hep burada gelip resim çiziyormuş. Buradan ilham alıyormuş. Evet, Allah. Paris'te ikinci günümüzden günaydın. Ya ikinci tam günümüz olacak. Ha, evet. Yani birinci gün yolculuktu. Neyse, üçüncü gün aslında şey olarak da. Bugün Louvre'a gideceğiz, Louvre Müzesi'ne gideceğiz. Sabah 9'a randevumuzu aldık. Randevu giriliyor buraya. Böyle yarım saatlik şeyler var, slotlar var. Oradan seçiyorsunuz bileti alırken. Sabah o ilk aldığımız ve beğenmediğimiz kruvasancıya gidip ters sıcağını aldık ve mükemmelmiş. Evet. Louvre Müzesi kişi başı 17 euro bu arada. Çok büyük diyorlar. O yüzden sabah körü aldık. Bu kahve kaç para? 8 euro verdim sanırım ya. Evet, sabah 9 ve Louvre'a giriş yapıyoruz. Ticket'ımız var muhtemelen. Direkt gireceğiz. Şurada bekleyenlerin ticket'ı olsa bile 5 dakika sonra içerideyiz. Öyle. Bakalım içeriden görüntü almamıza izin verirlerse alacağız bakalım. Evet, içeri girdik. Piramidin içi böyle. İçi de böyle. Bakalım. Güvenliği geçtik ama ne güzel gözüküyor burada. Ticket. Vestiyerler var. Şu vestiyere bakalım mı? Çok uygunsa koyalım ya. Evet, Louvre'a girdik. Şöyle bir şey var. Girişte vestiyer var, ücretsiz. Her şeyinizi, çantanızı, montunuzu, bilmem nenizi oraya ücretsiz koyabilirsiniz. Bence bu çok önemli bir detay. Bence de. Giriş çok basit. Sıra var dedikleri gibi ama yok, online yok, alırsanız biz 5 dakikada girdik. Louvre'a giriyoruz. Louvre'un girişte böyle. Evet, gezmeye başladık. Böyle parça parça göstereyim buraları. Burayı zaten detaylı gezilemiyormuş. Burası o kadar büyükmüş. Muhabbeti var. Bakalım. Neymiş bu? Victoria Samotrica. Samotrica Sema Direk değil mi ya bizim? Evet, Sema Direk Adası. Evet, çok yakın olan ya. Evet, dev bir salona geldik.
Burası resim bölümü. İkinci kat. Üç katlı burası. İşte ikinci kat böyle Rönesans, işte Fransa'nın, İtalya'nın özellikle ünlü ressamlarının resimleriyle dolu. 0 ve 1 sanırım işte 0. kat sırf Grek, 1. kat Grek ve Roman, Romalıların eserleriyle dolu. Da Vinci'nin tabloları da var burada. Biraz önce Bellini'nin de tablosu vardı. Bayağı ünlü ressamların tabloları hep burada. Ne? Şeyin adını bulamadım, tablonun adını da, burada tabloyu biliyorum ben. Yanlışlıkla Mona Lisa'yı bulduk. Mona Lisa'nın fotoğrafını çekmek için böyle bir sıra var. Ama bence Mona Lisa'dan ziyade burada inanılmaz bir resim var. Gel Mona Lisa sırasına girelim. Mecburuz. Evet, Mona Lisa'nın önünde insanlar çok sinirli. Çok garip garip fotoğraflar çekiyorlar. Özellikle şu abla bana çok kızdı biraz önce. Fotoğrafını engelledim. Bak bak bak, çiliklere bak. Burada Caravaggio'nun Bakire'nin Ölümü adlı tablosu var. En az böyle 2 metre, 4-5 metre falan. Ama kimsenin umurunda değil, bu çok ünlü bir resim. Kimse anlamıyor. Herkes cidden Mona Lisa'ya koşmuş ya. Hiçbir şey de yani. Küçük yani. Mona Lisa'dan çok daha iyi tablolar var ama işte... Garip. Evet, bu ünlü tabloyu da biliyorsunuzdur. Evet. Burası neydi buranın adı? Napolyon bilmem nesi yazıyordu. Napolyon'un, Napolyon Apart, Galeri Napolyon işte. Küçük bir update vereyim. Burası 3 değil 5 katlıymış. Biz şu 1. kattaydık Mona Lisa'nın olduğu. Şimdi 2'ye çıktık. Kağıdın tamamını açmamışım. 0, 1, 2 var dedi. Meşhur mimlere konu olan şey, kargo gelince kedimi tutmam gibi bir tane mim vardı. Şu bak soldaki. Kargo gelmiştir ve kedimi tutuyorum falan, öyle bir şeydi. Evet, 0. kattayız. Böyle çok güzel bir şey çıktı burada. Bunların kafaları gözüküyor mu acaba? Görünmeyeyim dedim, bir aç şey. Kafası görünüyormuş. Şu an videoyu edit yaparken göz kırpmış falan olsa ya. Nasıl? Çok beğendim bunu. Yalnız reisin gözleri açık ha. Gözleri açık gitmiş adam. Evet, Louvre Müzesi'nden çıktık. Dinlendik. Biraz yemek yedik. Şu an burası Orsay Müzesi. Buraya geleceğiz. Ekstra olarak Edward Munch'ın, yanlış telaffuz ettiğim için Ebru'yu uyarıyor ama, sergisi varmış ekstra olarak. Burası resim adına çok fazla eserin olduğu bir müze. Sen bize şeyi anlat bakalım. Louvre Müzesi'ni anlat birazcık. Nasıldı? Çok güzeldi. Gelinip görülmeli. Sabah saatlerini seçin. Evet, sabah saatlerini seçmek gerekiyor. Öğleden sonra seçmek yani saçma. Yok, zaten şey de en var. Zaten 4 saatimiz alıyor yani gezmek. Şey de var. Çok yoğun oluyor. Sabah o kadar yoğun olmuyor. Hani evet. Şey, özellikle Mona Lisa'nın olduğu kat en güzel kat. Orası inanılmaz yoğun oluyor. Şey, girdiğinizde bir tane vestiyer var. Orası ücretsizmiş. Biz de sonradan öğrendik. Şey işte, çanta, kıyafet, palto, her şey oraya bırakılabiliyor. Fotoğraf çekilebiliyor. İçeride kafeler, kısar bakslar, bilmem neler falan var. İçeri su almıyoruz diyorlar da alıyorlar. O da diyorlar. İşte en alt katta genelde hiçbir şey yok. Bir İslam Eserleri Müzesi vesaire falan yapmışlar ama hiçbir şey yok. Orada sinevizyon var sadece neredeyse. Başka hiçbir şey yok. Bir şey çalamamışlar bizden de. Yani şey, onlar falan çalmışlar. Greklerin hepsi. Grekleri full çalmışlar. Hititlerle ilgili çok az bir şey çalmışlar. Evet. O İslam'da değil ama. Evet. O Asurlular, Hititler falan öyle bir alan, aynen, var. Oradalardı. Telaffuzunda bir sıkıntı yok. Yok, hiç sorun yok. Süper. Asur demeyi biliyorum çünkü. Her neyse. Gelin böyle 17 euro bence çok ucuz çünkü bence de. Bu yeraltı müzesi var mesela, yeraltı şey mezarları var. Ona giriş 18 euroydu. Hani Lur'dan daha mı değerli? Değil. Ama orası da şey olarak geçiyor. Ne? Top
yani gidilmesi gereken yerlerden biri diye görünüyor. Bu arada şeymiş, yeraltı mezarları 250 km uzunluğundaymış. Sadece 2 kilometresi açıkmış. İçinde kaybolup ölenler falan varmış. 250-300 adımlık şey varmış. Tamam, o giriş çıkış zaten, onun şey değil de işte şey. Ya aslında içeride gerçekten kafatasları ve kemiklerden koridorlarda yürüyorsun aslında. Bir numarası yok, farklı bir deneyim hani. Evet. Ben çok da bir sonradan ısınmadım yani, açık söyleyeyim. Güzel Paris ya. Hala ışıl ışıl bak. Kendimizi inandırıyor gibi gözüksek de aslında güzel. Güzel. İlk gün kötüydü sadece. O da hava kaynaklı ve yorgunluk kaynaklı. Şimdi Namaste diye bir... Var. Namaste isminde bir Hint restoranındayız şu anda. Bizim kaldığımız otele aşırı derecede yakın. Böyle etraf böyle hakikaten şey... Yani bayağı Hint restoranı şeyinde. Bir tane tikka masala söyledik, evet. Bir tane de grill bilmem ne garip bir şey, bir özel special. Garlic naan, onu yemek çok olmaz ya. Garlic naan. İkisine 30 euro falan vereceğiz. Vereceğiz, evet. İlk defa tikka masala falan yiyeceğim ben. Almanya'da yediğimizde körü sosu diye yemiştik. Bakalım şimdi. Evet, tanıt bakalım. Şu önümde gördüğünüz chicken tikka masala. Biz bunu bayağı bildiğin tavuk yemeği zannedip şey yaptık. Tavuk yemeği aslında da biraz ufak. Yaptık, biraz ufak geldi. Sarımsaklı nan, bunların ekmeği. Sadesini de söyledik, birazdan geliyor. Bu da şey, mix, şey, kuzeyi söyledik. Et, evet. Daha henüz tadına bakmadık. Bu da sosu sanırım, bademli. Yani bir tane daha ekmek söyledik. Evet. Kapatıyorum. Evet, bu arada ben burayı çekmediğimi fark ettim. Bugün cuma sabahı. Sorbonne Üniversitesi burası. Bizim otelde şurası hani, tam karşılıklı. Manzara falan da gerçekten ders yapan öğrencileri görüyoruz. Burası da Latin meydanıymış. Öyle. Ebe bugün çok enerjik. Sabah muhteşem kalktı. Sabah konfleksini yedi. İşte mutluluk şarkıları söyledi falan. Hani bugün inanılmaz mutlu bir sabah. Şu açıdan şarkılar söylediğine eminim. Öyle, burası Sorbonne. Şöyle müthiş bir şey var burada. Focaccia'lı zımbırtı. İtalyan mı burası yine? Burası cennet gibi bir şey bu arada. Ay. Çok güzelmiş. Gel içeri bakalım. Ekmeklerin güzelliği. Focaccia'lar aşırı güzelmiş bu arada ya. Nasıl korkmuşsun? Güzel bir şey, mahalle. Bazen burada Araplar gibi böyle yiyip kusup tekrar yemek istiyorum. Bu arada Montmartre diye bir şeydeyiz. Montmartre yani. Falan diye inşallah okunmuyordur. Okunuyorsa da çok problem da değil gerçekten. Öyle bir mahalledeyiz şimdi, biraz uzaktayız. Ne işini açıkla. Ve Starbucks'tan kovuluşumuzu şey. Açıkla. Starbucks'tan kovulmadık ya. Takeaway aldığımız için oturamadık sadece. Uyuz bir karı vardı, bizi kovdu. O kadar. Çok büyük. Eğer böyle bir kural varsa da haklı yani. Ne yapayım? Yanımızdaki başka adamı da ayrıca kaldırdı. Evet, pazara geldik. 1 kilosu 20 euroymuş. Fransız sosu. Mezeler var. Her şeyi kiloyla satıyorlar. Burada çok fazla deniz ürünü var. Evet, değişik değişik midye çeşitleri var, bakın. Somon mesela kilosu 36'ymış. Somon pahalı burada. Evet, buranın önemli zımbırtısına geldik. Neymiş buranın adı? Dur bakacağım şimdi. Ünlü Bazilika Etkileyici Tepe falan diye yazmışlar. Bu şehrin manzarası. Şu Pantheon, bak bizim evin orası, bayağı yürümüşüz. Bak Pantheon var. Yaklaşık 1,5 saattir falan yürüyoruz zaten. Is he so good?
Evet, burası da içi. İçi çok güzel. Burada krepler çok meşhur. Şu tarz kreplerin içinde tatlılar var, tuzlar var. Fiyatlar böyle 3,5 Euro'dan, 3 Euro'dan başlıyor. İçe tuzlar 4,5, 5 Euro falan. Şu krepin içinde yumurtalı, sosisli, işte cheese'li, mushroom'lu olan var. Tatlılar şöyle gözüküyor. Tatlılar da içine işte bal koyuyor, şeker koyuyor. Devam. Ustam bizim için şifa hazırladı. Şaraplarımızı aldık. Bardak 3 Euro arkadaşlar. 2 Euro. Ha 3 lan 3 bardak. Güzel. Ustam şey şarabı koyarken elinden bayağı akıttı içine. Gerçekten şifa niyetine, eli şifa alayım zaten. Soğan çorbası aldık. Bir orginyon söyledik. Neredeyiz şu an? Montmartre sanırım. Okunuşunu tam bilmiyoruz. Sakreköy şeyindeyiz. Tamam, biz soğan çorbasının tadına bak bakalım. Allah Allah. Güzel mi? Güzel. Bir şeye benzettim tadını da şey yapamadım, anlayamadım neye benzeteceğimi. Aşırı yoğun soğan şey çorbası. Evet, yemekleri tattık. Çok beğendim. Soğan çorbası çok yoğun. Bifin dediği içinde böyle bir neler rayya derler. Bir rayyası var yani. Defne yaprağından bu arada. Ben çok beğendim açıkçası. Neydi bu restoranın adı? Hatırlıyor musun? Krema. Öyle bir şey. Pıhtı attı sanırım. Yok, buldum ama. Bunların ikisi bu arada 30 euro değil, 27 euro falan değil mi? 26-27 euro falan. Valla gayet doyurucu bu ama arada. Ama bayağı büyük bu yemek ya. Evet evet, etler bu arada parçalanıyor çatal değdiği anda. Bayağı yani muhtemelen çok uzun sürede pişiyor falan. Evet, bence de çok güzel. Burası böyle bir mekan işte. Güzel restoran. Evet, yanlışlıkla geri dönerken şehrin ortasında böyle bir şeyle karşılaştık. Fransa, Paris şaşırtıyor. Sürekli bir şeyler çıkıyor, ediyor. Vallahi çok güzel yani. Evet, bugün Paris'teki son günümüz. Size geçen gün bu yemeği gösteremedik. Neydi? Croque Monsieur. Croque Monsieur. Işık kaşar, içinde jambon kaşar. Jambon, evet. Bir şeyler var, ekmekler basılmış. Evet, bunu ilk gün çekememiştik. Buradaki Japon restoranı. Burada menüler halinde veriliyor. Başta böyle bir çorba geliyor. Yanında salata, et yemeği ve pilav geliyor. Menülerin fiyatı da 12 Euro'dan 15 Euro'ya kadar gidiyor. Ama çok dolu dolu yani, çok evet. Büyük. Çorba da güzel bir çorba. Böyle aynen. Göster istiyorsan gel. Böyle yeşil yeşil bir şeyler var. Evet, lillahanalı. Evet. Güzel, etler gelince de çekiyor. Burada sushi falan yemiştik biz. Gelecek galiba diyor da. Yemeklerimiz böyle. Bu katsu. Burada. Ama tatlı olarak şunlar mı? Tatlı da gelecek değil mi? Menü olduğu için. Ha yok. Bunda yok. Ama yok, bizi söyleyebilirsin. Sen bunu bir bak bakayım daha ne gelecek. Before you cold him in.